İsa Yeruşalim'e giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha gelmeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek. O sırada Zebedi oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına ne istiyorsun diye sordu. Kadın, buyruk ver senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında biri solunda otursun dedi. Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz diye karşılık verdi İsa. Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Evet, içebiliriz dediler. İsa onlara, elbette benim kasemden içeceksiniz dedi. Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır. Bunu işiten 10 öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirsiniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Eriha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör, İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca, "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!" diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar, "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!" diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Ya Rab, gözlerimiz açılsın!" dediler. İsa onlara acıdı, gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler.